أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة المسلمين إخوان الدين عزيز مسلمان نار يجا رب مزين سلام رحمتي بركتي هداية ومغفرتي هب Dostların himmeti, tasarrufu üzerimizden hiç eksik olmasın. Cenab-ı Rabbimiz ilim meclislerinden bizleri ayırmasın. Hadis dinleyip dinletmekten, okuyup okutmaktan, anlayıp anlamaktan Mevla bizleri ayırmasın kardeşlerim. Kıymetli Müslümanlar, kişiye verilmiş en büyük nimet iman ve İslam nimetidir. Bu nimetin kıymetini bilmek ancak ona imtisal ile mümkündür. Ona bağlılık, ona sadakat, Allah'ın razı olduğu bir şekilde hayat. Acep ne yaparsam Allah benden razı olur, memnun olur, bu imanım kavileşir. Son nefeste de imanımı kurtarırım derse Allah bu derdine mutlaka derman olur. Son nefeste de itibar sonadır, imanla gider. Cennet ve cemalullah şerefine nail olur. Estağfirullah. Lillezine ahsenul <laughs> husna ve ziyade. O güzellikler sahibi, iyilik sahibi kullarına Allah en güzelini nasip edecek. Cennet ve ziyade cemalullah. Bize cennet güzeldir. Ama cemalullah her şeyden daha güzeldir. Cemalullah için cenneti istiyoruz. Ya Rab ihsan eyle. İkram eyle. Acep ne yaparsam Allah'ın gazabına, lanetine, itabına, ahirette azabına maruz kalırım, müstahak olurum. Çok korkmalı. İnsan beyner racai vel Ümitle korku arasında yaşamalı. Dikkat etmeli. Hareketlerine, muamelesine çok dikkat etmeli. Şimdi Bugünkü okuyacağımız hadis-i şerif de bize bir hüküm beyan edecek. Hangi şeylerle insanın canına kıyılır, insan öldürülür? Aslında İslam'da, din-i mübin İslam'da en büyük günah Allah'a şirk koşmak. Bu affedilmiyor. Ancak tövbe edecek, gerçek manada Müslüman olacak, yakini imana sahip olacak. O zaman ancak kurtulur. Sonra Müslüman olduğu halde adam öldürmek çok kötü. Şirkten sonra en kötü amel adam öldürmektir. Cana kıymaktır. Bununla alakalı hükümler beyan edilecek. Hangi sebeple insanın canına kıyılır? Dersimize başlayalım. Cenab-ı Hak anlayıp anlatmayı bizlere nasip eylesin. El hadisü rabi'a 10. An İbn-i Mes'udin radıyallahu anhu. Kale, kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. 14. hadis-i şerif İbn Mesud Efendimizden rivayet olunmuştur. Şöyle buyurdular. Ali sallallahu aleyhi efendimiz. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda Es-seyyibu zani ve'n nefsu bin nefsi ve't tariku li dinihi el mufariqu Ravahu'l Buhari ve Müslim. La yahillu helal olmaz caiz olmaz. Asla doğru değildir. Demri'im Müslümin. Müslüman bir kişinin kanı. Müslüman bir kimsenin öldürülmesi. Asla caiz değildir. İlla bi ihtâ selâsin. Ancak üç şey müstesna. Üç şey bulunursa üç şeyden birisi varsa o zaman o kişinin canı helal olur. Biliyorsunuz daha önceki hadis-i şeriflerde görmüştük. İman etmekle, Müslüman olmakla insanın canı, malı, ırzı, şerefi, izzeti artık İslam tarafından korunacaktır. O kişi malını, canını Korunmuştur Müslüman olmakla. Fakat Müslüman olduktan sonra asla bir Müslümanın canına kıyılmaz, öldürülmez. Üç şey hariç. Sayılacak bu üç şeyin haricinde ancak helal olabilir. Zira Sallallahu ve la taktulun nefselleti harram Allahu illa bil hak. Ve la öldürmeyin en nefselleti ol canı ki harram Allah. Allah haram kıldı. Allah'ın haram kıldığı cana asla kıymayınız illa bil hak. Ancak haklı olursa yani meşru daireler içerisindeki işte bu hadis-i şerif illa bil hakkı beyan edecek. Hangi şeylerle cana kıyılır? Bu hadis-i şerif bugün bize bunu öğretecek. Subhanallah. O men yaktul müminen mutaammiden fe cezauhu cehennem haliden fiha. Bu okumuş olduğum ayeti cellede Rabbimiz bile bile kasten müslümanın canına kıyan kasten adam öldürenin cezası C ebediyen cehennemde olmaktır. Burada imanlı kişinin ebediyen cehennemde olması şu manada anlaşılır. İbn Abbas efendimiz ve ona tabi olan büyük müfessirler katında şu şekilde tefsir edilmiştir. Azabı uzayacak Yoksa zerre miktarı kalbinde iman olan eninde sonunda cehennemden çıkıp cennete girecektir. Fakat kasten adam öldürenin cezası cehennemdir. Bitmedi. Ve gazib Allahu aleyhi. Allah'ın gazabı onadır. Ve la'anehu laneti onadır. Ve a'adde azaben azima. Ve ona büyük bir azap hazırlamıştır Allahu Teala Hazretleri. Onun için dinimizde asla adam öldürmek yoktur. Cana kıymak asla yoktur. İlla bi ihtâ selâsin ancak üç şeyden biri bulunursa müstesna. Nedir o? es zani. zâni. Zina eden dul. Dul nedir? Nasıl anlamalıyız? Dul cins bir isimdir. Erkeği de kadını da içine alır. Peki ne demektir? Duldan maksat daha önce evlilik geçiren. Yani hür ve akıl bali olduğu halde sahih bir nikahla cima eden veya cima edilen kişidir. İşte böyle bir zina yaparsa kanı helal olur. Ölünceye kadar taşlanır. İşte bunun adı rejimdir. Evli olmayan zina yaparsa, evli olmayan daha önce bir nikah geçirmemiş, nuhsan değil, nuhsana değil. Bu kişinin zina yapması rejimi gerektirmez. O esal bile ezzaniyetu feclidu kulle vahidin minhuma celde. Zina eden kadın, zina eden erkek bunlar cezası yüz sopadır. Bunların cezası yüz sopadır. Peki bunlar cezasız veya tövbesiz ölürse Allah muhafaza. Zina yapmış gizli gizli. Evli veya bekar. Rejimde olmadı. Üst sopa da yemedi. Ama zina yapmaya devam ediyor. Ceza almadı. Allah muhafaza zinakar bir şekilde öldü. Mevla muhafaza eylesin. Bizi, neslimizi, ehlimizi korusun muhafaza eylesin. Onun cezası cehennemdir, ateştir. Tevbesiz ölmek çok kötü bir şeydir. Allah'ım tövbesiz ölmekten bizleri muhafaza eyle. Yaptığımız kötülükler için aha şu ilim meclislerinde e, senden bağışlanmak istiyoruz. Bizleri bağışla ya Rabbi. Amin. Kardeşlerim maalesef öyle bir dönemden geçiyoruz ki. Kıyametin alametlerinin çoğaldığı bir dönemden geçiyoruz. İşte zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir. Çoğaldı. Fuhşiat, münkerat aman Allah'ım dışarıya çıkamaz olduk. Erkekli kadınlı dışarıda gezemez olduk. Çok kötü. Zina çoğaldı. Kimse kimseden korkmuyor. Allah muhafaza eylesin. Rabbim neslimizi korusun, muhafaza eylesin. Arkadaşlar, zinadan kaçınmalıyız. Çok korkmalıyız. Rabbimiz bunu 104 kitapta hiçbir yerde helal kılmamıştır. Haramdır. Ezelden beri zina haramdır kesinlikle helal kılınmayan bir şeydir zina. Çok korkmalıyız. Kadının erkeğe erken kadına gayri meşru ilişkisi Allah'ın gazabına Allah muhafaza tüccar olacak, müstehak olacak şeylerdendir. Çok tövbe etmeliyiz ve korkmalıyız. Onun için Rabbimiz zinaya yaklaşmayınız buyurdu. O çok kötü bir şeydir diyor. Fahiş bir şeydir. Mümkerdir. Günümüz çağında da bu çoğaldı, kendimizi, ehlimizi, çoluk çocuğumuzu bundan korumak zorundayız. Sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Üç dakikalık zevk için ahiretimizi berbat etmenin manası yok buyuruyor Mahmud Efendi Hasarımız. Allah muhafaza eylesin. Bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Zinadan sakının. Zira onda altı özellik vardır. Üçü dünyada, üçü ahirettedir. Dünyada olanlara gelince şüphesiz zina edenin yüzünden güzellik alınır. Yüzünde bir karanlık olur. Yüz güzelliği alınır. Böyle yani iman nuru var ya insanda bir namaz bir abdest nuru var ya hani Müslümana bakıldığında feyiz alınır. Ona bakıldığında yüz karanlığı görülür. Allah muhafaza. Fakirlik meydana getirir. Ömrü de rızkı da noksanlaşır. Bu dünyadaki üç belası. Ya ahirete gelince ahiretteki cezası nedir? Azabı nedir? Allahu Teala ona gazap gözüyle bakar. Rahmet nazarıyla asla bakmaz. Ve yüzü simsiyahdır. İkincisi onun hesabı şiddetli olur. Biliyorsunuz. Şi hesap kolay olanlar, hesap çetin olanlar var. İşte burada zina edenlerin hesabı çetin olacak. Öyle sıkıştıracak ki Mevlatel Hazretleri onu belki e, hesabı zor olduğu için de ancak onu ateşten izleyecek. Üçüncüsü zincirlerle cehenneme atılacak. Bu altı şey çok çok önemli. Resulullah Efendimiz zinadan bizi sakındırmak için bunları beyan buyurmuştur kardeşlerim. Zinanın artmasıyla hastalıklar çoğalır ve ölümler artar. İşte bugün. Bugün fuhşiyatın ve münkeratın çoğaldığı bir günden geçiyoruz. Peki ya ne der büyükler? Bu işi anlayan ehil insanlar ne diyor? Şöyle buyururlar. Haramda huzur arayana huzur haram olur. Haramda huzur arayana, mutluluk arayana, evet huzur ve mutluluk haram olur. Kim mutlu olabilir? Mutlu olan bahtiyar insan kimdir? Namusunu haramdan koruyan, gözünü yuman ve elini engelleyendir. Aslında elini, belini ve dilini koruyandır. Üç şey. Elini, dilini ve belini haramlardan koruyan mutlu insandır. Gözü helalinde olan mutludur. Gözü tabiri caizse fırıldak gibi dönen insan asla mutlu olamayacaktır. Allah ona mutluluğu haram edecektir. Ey Müslümanlar zina haramdır. Evlisine de bekarına da. İşte burada bu hadisi şerifte hangi insan öldürülür? Cezası ölümledir. Ölümle hükmedilir. es zani. Kim o? Muhsana veya muhsan olan. Daha önce evlilik geçirmiş ama zina yapmış. Bu kişi recm edilecek. Ölecek, öldürülecek. Zinadan nasıl kurtulayım hocam? Anladım. Dinimiz zinayı haram etti. Evlisine bekarına yasak bu. Resulullah Efendimizin bir tavsiyesi. Daha önceki dersimizde de söylemiştik. Zina edecek bir kimse kendi mahremini düşünecek. Kendi anasını, kendi kızını, kendi bacısını düşünürse o zaman Allah bir soğukluk verir ona. Başkasının namusuna, ırzına insan tecavüz etmemeli. Mevla bizleri muhafaza eylesin. Allah sabır diye bir şey yarattı. Sabır istemeliyiz arkadaşlar. Sabır istemeliyiz. Yoksa insan yoldan çıkar gider. Yahu hocam bugün namusunu da kıskanan çok az insan var. Ona diyecek hiçbir şey yok. Ona diyecek hiçbir şey yok. Deyüz insanlara diyecek hiçbir şey yok kıskançlığı kendinden alınmış insanlara diyecek hiçbir şey yok. Çünkü o kafirin ahlakıyla ahlaklanmıştır. Kafirin anası da bacısı da birdir. Onun için mahremiyet söz konusu yoktur. İmanlı bir kimse kıskanç değilse bu deyüz kısmındandır. Zaten ona diyecek hiçbir şey yok. O zaten ateşe müstahak olacaktır. Mevla bizi muhafaza eylesin. Ya, iman kıskançlığı gerektirir. Bir kimsede iman varsa kıskançtır. Anasını kıskanır, bacısını kıskanır, namusunu kıskanır. Kıskanmayan insanın imanından korkulur. Son nefeste bu adamın imansız gitmesi muhtemeldir. Hem de kuvvetle muhtemeldir. Mevla muhafaza eylesin. Ya Rabbi namusumuza sahip çıkmayı nasip eyle. Amin. Amin. Evet. Müslümanın kanına asla ilişilmez. Asla Müslüman öldürülmez ancak üç şeyden biri olursa ki birincisi evet dol kimsenin erkek veya kadın zina yapması. İki ve nefsu bin nefsi nefse nefis ve ketebna aleyhim fiha ennen nefse bin nefsi işte buna kısas diyoruz kısas nefse karşılık nefis. Düşmanlıkla kasten öldürdüğü nefse karşılık kısas olarak öldürülmesi helal olur. Birkaç şartla tabii ki. Bu şartlar yerinde olması lazım kısas için. Burası çok mühim arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Birincisi öldürülen bluğa ermiş olacak. İkincisi akıllı ol olacak. Üçüncüsü öldürülenin aslı yani babası gibi, babası dedesi gibi aslı usul ve furu diyoruz ya usulünden olmayacak. Dördüncüsü öldürülen öldürenden kölelik veya kafirlik sebebiyle daha noksan olmayacak. Bu şartlardan biri bulunmasa bu öldürmek yani kısas olmaz. Kısas caiz değildir ancak diyet vacip olur. Diyet kan parası yani. Cana can olmaz bu şartlar bulunmadığı takdirde ancak kan parası vacip olacaktır. Evet üçüncüsü de kardeşlerim. Ve <laughs> tariku dinini terk eden. Yani el mufariku cemaa. Cemaatten ayrılan. Yani Müslüman cemiyetten, Müslüman olup dininden dönen, İslam dininden irtidad eden billah. Buna mürtet diyoruz. Bu söz dinini terk edici sözünün tefsiridir. El mufariku lil cemaa dinini terk edenin tefsiri niteliğinde gelmiştir. Yani tekitleyici sıfattır. Çünkü cemaatten maksat Müslüman cemaatidir. Bir kimse Müslüman olduktan sonra dinden geri dönemez. Niye? Çünkü hakikati gördü. Gerçeği gördü. Hak olanı gördü. Doğru olanı bildi. Bunu terk etmenin de bir cezası var. Bunu terk etmenin cezası evet katli vaciptir. Bununla alakalı hükmü de söyleyip hadisi tekrar şöyle bir toparlamış olalım kardeşlerim. Rahmetül Ümme isimli kitabın sahibi şunları zikretmiştir. Ondan nakiller yapalım kardeşlerim. İmam Ahmet bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh görüşüne göre namazı terk eden de mürtet gibi öldürülür. Ve mürtetlerin ahkamı ona tatbik edilir namazı kılınmaz. Varis de olunmaz. Malı ganimet olur. Şafi mezhebine göre itimat edilen kılıçla had edilir. Yani kılıçla öldürülür. Ve denmiştir ki yine Şafi'ye göre rahmetullahi aleyh namaz kılıncaya kadar bir ağaçla dövülür. Çünkü maksat namaza sevk etmektir. Öldürmek değildir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'e göre yani Hanefi mezhebine göre ise namaz kılmayan bir kimsenin hali mürtet gibi midir değil midir? Dikkat edelim. Ona göre namaz kılıncaya kadar ebedi hapsedilir. Öldürüldükten veya öldükten sonra hükmü Müslüman hükmü gibidir. Yıkanır Müslüman mezarlığına gömülür. Çok dikkat. Çok dikkat. Mürted olmaktan, dinden çıkmaktan, dinden ayağın kaymasından çok korkmalı. Çok dua etmeli. Allah'ım muhafaza eyle. Allah'ım iman verdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bizleri doğru yoldan ayırma. Onun için namaz kılanın mutlaka duaları kabul edilir. Zira beş vakit namazda kırk kere Fatiha okuyoruz ki Fatiha duadan ibarettir. اِهْدِنَ السَّرَادَ الْمُسْتَقِيمِ Bizi doğru yola ilet ya Rabbi. Kırk kere bu duayı yapanın Allah duasını kabul eder. Ama namaz kılmayanın hali böyle değildir. Onun için ulema, buradaki söylediğimiz hükümlere çok dikkat. Namaz kılmayan İmam Ahmet bin Hanbel'e göre mürtet hükmüyle hükmedilir. Biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi. Çok dikkat. Rabbimiz bizi namazsız koymasın. Evet. Şimdi hadisi şerifi şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar. Asla Müslümanın kanına ilişilmez. Müslüman öldürülmez. Üç şeyden biri olursa müstesna. Bir, zina eden dul erkek veya kadın rejimi yapılacak. Rejim ile hükmedilir. Öldürülür, taşlanır. İki, nefse nefis, kısas. Onun da şartlarını şimdi söyledik. Üçüncüsü ise dinden dönen. Mürtedin katli vaciptir. Öldürülür. Mevla muhafaza eylesin. Hepimizi bize bahşettiği bu imanın, İslam'ın kıymetini bilip son nefeste de imanı kamil ve hüsnü hatime ile kendisine varabilmek cümlemize nasibi müessere eylesin. Amin, amin. Bi hurmeti daha ve yasin ve selamun alel musallim. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli. على سيدنا محمد وعلى آله